Merhabalar, Python eğitimimize, yazılım eğitimimize devam ediyoruz. Şimdi en son burada fonksiyonları görmüştük. Lambda'yı ve normal fonksiyonları görmüştük. Şimdi bu dersimizde data tiplerinde işlemediğimiz bazı data tipleri vardı. Onlara bakacağız. Burada şimdi hepsini inceleyelim. Listelerle başlayalım. Buradan dosyamı açtım. Ve şimdi evet buraya geldik. Şimdi listelerde nasıl oluşturuluyor? Önce onu göstereyim. Şuraya bir x diyorum. Listemin adını x yapmak istiyorum. Değişkenimi belirledim. Ve listeleri köşeli parantezle oluşturuyoruz. Aynı bu şekilde köşeli parantezi açıyoruz. Ondan sonra elemanlarımızı yazmaya başlıyoruz. Örnek veriyorum. Buraya meteor dedim. Ve sonra her bizim elemanımızın arasına virgül koyuyoruz. Bu elemanlarımızı böylece virgülle ayırıyoruz. Mesela burada meteor dedik. Tek dedik. Şuraya gelip meteoron diyebiliriz. Bu şekilde şu an mesela 3 elemanlı bir liste oluşturduk. Ve bu listeleri nerede kullanabiliyorduk? Böyle birden çok datayı, birden çok elemanı bir şeyin içinde, bir değişkenin içinde saklamak için kullanıyoruz. Listelerin özelliklerinden biri bu listelerin sıralı olması ve biz böylece bu listenin elemanlarına sırasına göre ulaşabiliyoruz. Mesela şurada gelip print x dedikten sonra köşeli parantezi açıyorum. Hatırlarsanız stringlerde de yapmıştık bunu. Köşeli parantezi açtıktan sonra mesela 1 dediğimde bir daha çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi burada tek geldi. Şurayı bir temizleyeyim terminali. Gördüğünüz gibi tek geldi. Buraya sıfır dersem meteor geldi. Bunu tabii genişletebiliriz. Şöyle formula deriz. Ardından buraya robotik deriz. Mesela burada 5 elemanlı bir şeyimiz oldu artık. Listemiz oldu. 4 dersem robotiğe ulaşırım. Tabi biliyorsunuz burada stringlerde yaptığımız tüm şeyleri, tüm hareketleri burada yapabiliyoruz bu indeksleme ile ilgili olan kısımda. Örnek veriyorum ben burada 2'den 4'e kadar olanları al dersem ne olur? Metronun ve formülanın olduğu başka bir liste yazdırır bana gördüğünüz gibi. Çünkü 0, 1, 2, 3, 2 ve 3'ü istedim. Örnek veriyorum ben burada 1'den yine 4'e kadar ama ikişer ikişer git dersem ve yazdırırsam ne olur? Teki yazdırır. Sonra metron atlar, formülayı yazdırır. Bu şekilde yapabiliyoruz bunları da. Böylece indekslemesini de yani aynı stringlerdeki gibi böyle kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Tabii negatif de indeksleyebiliriz. Örnek veriyorum şurada. Şöyle direkt eksi 5 tabii ki yok. Eksi 3'teki mesela elemanı ver dersen gördüğünüz gibi eksi 1, eksi 2, eksi 3. Buraya eksi 5 dersem sefer eksi 5 meteor. Bu şekilde indekslerine göre bu elemanları alabiliyoruz. Mesela burada başka bir özelliğimiz daha var. Yine stringlerde kullandığımız. Stringlerde bunu çok tekrar etmemin sebebi buydu. Çünkü stringlerle aynı şey gibi düşünebilirsiniz. Birisi içinde farklı data tiplerini taşıyabiliyor. Birisi ise sadece karakterleri taşıyor. Şöyle, listelerle ilgili bir özellik de içine sadece string yazmıyoruz. Buraya gelip ben true da yazabilirim. Buraya gelip bir sayı yazabilirim. Ondan sonra listenin içine bir liste daha yazabilirim. İçinde 1, 2, 3 olan gibi. Bu şekilde mesela şu an ben 8. elemanı istesem, 8 elemanımız var mı? Yok. Burada bunu da görmüş olduk. Eğer 8. indeks yoksa hata alıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani bu 8. ama 7. indeksteki bildiğiniz gibi. Çünkü sıfırdan başlıyor. Bu 7. indeksteki 8. indeksteki ne oldu? Bu kabul etmiyor yani. Hani gittikçe başa dönmüyor. Öyle bir özelliği yok yani. Şöyle 8 dersek hata alırız. Burada 7 dediğimde örnek veriyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3'ü içeren listeyi elde etmiş oldum. Hatta listenin içindeki listenin de elemanını istersen. Mesela burada 1 dedim. 7. X listesinin
7. indeksteki elemanının 1. indeksteki elemanı diyorum. Gördüğünüz gibi 2'ye ulaştım. Niye? X'in 7. elemanı bu. 7'nin ikinci indeksteki elemanıysa bu 2. Bu şekilde tabii birinci indeksteki elemanı 2. Bu şekilde listelerin içine dediğim gibi farklı şeyler de yazabiliyoruz. Tabii burada listelerle ilgili şöyle bir özelliğimiz daha var. Bunu yorum satır yapacağım. Şöyle if diyelim. If dedikten sonra şuna bakalım. 20 hatta tırnak açmayacağım. 22 in list dedikten sonra list değil, listemizi ne diye isimlendirsek x dedikten sonra geliyorum. Örnek veriyorum burada. 22 yanlış yazdık. 22 bu listede var diyebiliriz. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi ne dedi? 22 bu listede var. Şu in dediğimiz anahtar kelimeyi yine stringlerde de görmüştük. Burada da fonksiyonlarda da kullanabiliyoruz. Eğer içindeyse true verir. İçinde bu 22 varsa true verir. Yoksa false verir. Bunun dışında listelerle ilgili yapabildiğimiz başka bir şey ise içindeki elemanlar değiştirilebilir. Şimdi birazdan göreceğimiz türleri gördüğünüzde anlayacaksınız burada değiştirilebilir derken ne demek istediğimi. Şurada ben gelip eğer dersem ki, bunu da yorum satır yapacağım. Burada ben eğer gelip dersem ki x'in 3. elemanı tabii iki nokta değil eşittir. Örnek veriyorum burada finans diyorum. X'in 3. elemanında ben finans dersin. X'in 3. indeksteki elemanı neydi aslında? 0, 1, 2, 3 formülaydı. Formülaya ben burada finans yazarsam 3. elemanı seçip 3. indeksteki elemanı burada seçiyorum ve içine farklı bir değer atıyorum. Burada finans diyorum. Bakın burada artık print dediğimde x'i yazdıralım, listeyi yazdıralım bakalım. Gördüğünüz gibi ne oldu? Meteor, tek metron ama ne oldu? Formüle finansla değişti. İşte böylece biz listenin elemanlarını değiştirebiliyoruz. Listenin elemanları değişiyor yani. Şimdi yine şeydeki string'deki gibi birkaç metodumuz var. Bunlara bakacağız. Öncelikle ben buradan birkaç tane aklıma gelen örneği vermem gerekirse tabii şuradan zaten göreceğiz. X nokta dediğimde. Gördüğünüz gibi birçok metot geldi. Burada öncelikle append'i göstereyim. Append dedikten sonra burayı açıp buraya ben organizasyon dersem ve çalıştırırsam gördüğünüz gibi organizasyon dediğim elemanı listenin en sonuna ekledi. Append dediğim metot böylece listenin sonuna bir eleman eklememe yarıyor. Onun dışında x nokta clear dersem ve bu fonksiyonu çalıştırırsam gördüğünüz gibi ne yapar bu? Listeyi boşaltır tamamen. Temizler. Böyle tabii bunu şöyle yorum satır yapayım. Bunun dışında x nokta dersem burada count dediğimde ve şuraya ben bir adet daha 22 eklemek istiyorum. X nokta count dedikten sonra 22 dersem tabii bunu bir şeye eşitlemem lazım. Çünkü bu bana bir sayı döndürecek. Bunu a'ya eşitliyorum. Ve print a diyorum. Gördüğünüz gibi ne oldu? A 2. Çünkü içinde 2 tane 22 var. Ben buraya gelip 22 değil de şunu deseydim. Örnek veriyorum. Evet, formülayı deneyelim. Burada bakalım kaç alacağız. Gördüğünüz gibi 0 değerini aldık. Niye? Çünkü biz formülayı finansla değiştirdik. Finansla değiştiği için artık formülayı count dediğimizde 0 verir. Bu şekilde bir özelliğimiz var. Count dediğimiz. Şunu yorum satırı yapacağım. Ondan sonra x nokta diyelim yine. Burada gördüğünüz gibi birçok özellik var. Mesela pop deyip çalıştıralım. Peki ne oldu farkı? Sondaki eleman artık yok gördüğünüz gibi. Bu şekilde bu pop'un için tabii başka özelliklerimiz var. Pop'un içine ben bir indeks yazmayı deneyeyim. 3 yazdığımda ne oldu? Gördüğünüz gibi 3 neydi? Finanstı. Finans artık var mı listemizde? Yok. Bu şekilde pop'ta listeden bazı elemanları silmemize yarıyor. Şimdi bununla ilgili yine kaynağın olduğu bir site göstereceğim. Bu siteden metotlara bakacağız. Evet, burada Google'a geldik. Şimdi buradan ne yazmam lazım?
Ben buraya gelip Google'a Python list method diyorum. Bunu dediğimde gördüğünüz gibi karşıma en üstte yine bu string'de metodlarına baktığımız site çıkıyor yine. Şöyle giriyorum siteye. Burada gördüğünüz gibi liste metodları burada karşımıza çıkıyor. Append, clear, copy, count, extend. Mesela bizim bakmadığımız extend vardı. Add the element of a list to the end of the current list. Bu şey yani listenin sonuna bir eleman ekleme, append gibi. Ama append'den farkı ne? Burada any iterable yani any hani herhangi bir şeyi sıralı bir şeyi şey yapabiliyor, getirebiliyor. Onun dışında index belirttiğimiz herhangi bir değerin kaçıncı indekste olduğunu gösterir. Insert deyip bir pozisyon verirlerse işte mesela insert 2 dersek ikinci indekse koyar bizim elemanımızı. Bu şekilde burada birçok şey var, metod var. Bu metodları ihtiyacımız olduğunda gelip bu siteden bakmanızı öneriyorum. Evet, şimdi ekranımıza geri döndük, editörümüze. Burada artık sıralı türlerin, sıralı data tiplerinin genel mantığını anladığımızı düşünüyorum. Ve burada size birkaç tür daha göstereceğim. Fakat hepsi listeye benziyor. O yüzden hepsinin üstünde liste kadar durmayacağım. Tuple'lar dediğimiz şey, tuple dediğimiz şey aslında listeden farkı şu. Tuple'lar değiştirilemez. Şimdi mesela biz gelip burada bir listenin üçüncü elemanını finans eşitleyebiliyorduk. Ama tuple'da biz bunu yapamıyoruz. Tuple'da biz belirliyoruz bizim şeyimizi, listemizi, tuple'ımızı. Ve ondan sonra o tuple'ı herhangi bir şekilde değiştirmiyoruz. Şöyle gelip ben bu tuple'ı mesela 25, 96, 41, 23 diyorum. Ve burada print dedikten sonra x diyorum. Yazdırdığımda gördüğünüz gibi ekrana geliyor. Peki şurada x'in örnek veriyorum. Birinci elemanını 96'ydı. 50 ile değiştirmek isteyelim. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Gördüğünüz gibi burada hata alırız. Niye? Çünkü tuple object does not support item assignment. Tuple dediğimiz obje yani data tipi böyle şeyi kabul etmiyor. Ona bir değer atamamızı kabul etmiyor. Veya tuple'a işte bir eleman eklememizi, eleman çıkarmamızı kabul etmiyor. Eğer tuple'lar üstünde bu işlemi yapmamız gerekiyorsa yani öyle özel bir durum oluştuğu zaman bu zamanlarda bizim tuple'ı önce listeye çevirmemiz lazım casting'le. Ondan sonra listeyken değişikliği yapıp tekrar tuple'ı değiştirmemiz lazım. Şöyle hemen onu göstereyim. X eşittir list x diyoruz. Burada gördüğünüz gibi casting yaptım geçen derslerde gördüğünüz. Ondan sonra x'in birinci elemanına 50 diyoruz. Ardından x eşittir tuple x. Böyle bir uygulama yaptığımda gördüğünüz gibi tuple'ımı önce listeye çevirdim, elemanı değiştirdim, sonra tekrar tuple'ı çevirdim. Bu şekilde uygulayabiliyoruz. Tuple dediğimiz şeyin farkı yani listelerden farkı burada gördüğünüz gibi şey olmaları, değiştirilemez olması. Bu şekilde tuple'larımızda. Şimdi tuple'larda ve listelerde olan bir özellik onu atladığımı fark ettim. Onu göstereceğim. Şu şekilde bizim string'lerde hatırlarsanız len diye bir fonksiyonumuz vardı. Özel bir fonksiyon. Bunlar tuple ve listelerde de geçerli bu özellik. Şurada yani gelip ben şuraya geçeyim. A eşittir veya x değil de şuraya print diyelim. Len dedikten sonra tuple'ımın adını yazıyorum. Ve çalıştırdığımda gördüğünüz gibi 4 değerini alıyorum. Bu benim tuple'ımın uzunluğu. Tuple'ımın yani kaç elemandan oluştu. Aynısını listelere de yapabiliyorum. Bu şekilde tuple'ları da görmüş olduk. Şimdi tuple'lardan sonra göstermek istediğim şey türü, data tipi şu set dediğimiz. Burada şimdi seti nasıl oluşturacağız? Bunu görelim öncelikle. Setleri de şurada ben ne x diye bir değişken belirliyorum. Setleri şöyle oluşturuyoruz. Sütlü parantezle. Sütlü parantezi açtıktan sonra buraya elemanlarımı yazıyorum. Buraya sayı girdiğime bakmayın. Tabii şey de ekleyebiliriz. Yani string de ekleyebiliriz. Şu şekilde. Buraya bir bool değer de girebiliriz. Gördüğünüz gibi true dedim.
Peki setlerin tuple'lardan ve listelerden ayrılan yönü ne? Şimdi biz burada hem tuple'larda hem listelerde şunu yapabiliyorduk. Gelip mesela üçüncü elemanı yazdırabiliyorduk. Çünkü bunlar sıralıydı. Fakat setler sıralı değil. Yani ben buraya istersem yani iyi bir şeyler yani sırayla yazabilirim. Mesela 5, 9, 62, 74, ORT, true. Fakat ben bunu bu sıraya göre yazsam dahi şuradan görebileceğiniz gibi bu bunları karışık yazdıracak. Çünkü bu sıralı değil buradaki setler. Yani aslında listeleri ve tuple'ları şey gibi hayal edebilirsiniz. Birbiriyle yan yana duran elemanlar. Ama setleri birbiriyle yan yana duran elemanlar gibi değil de bir havuz ve havuzun içindeki değerler gibi düşünmeniz lazım. Bunlar sırasız. Bu şekilde gelip şey yapamıyorsunuz. İşte şöyle ikinci elemanı yazdır dediğinizde gördüğünüz gibi bir hata alıyoruz. Çünkü bunlar sıralı değil. Böylece biz X'i yazdırdığımızda da karışık bir şekilde çalışır. Setlerin ise farkı bu. Sıralı olmamaları. Ha tabii ki biz burada herhangi bir elemanı seçemediğimiz için yani hani burada normalde listelerde ve tapılarda şöyle yapıp değiştirip tapılarda tabii değiştiremiyoruz ama listelerde şöyle yapıp değiştirebiliyorduk elemanı. Ama burada elemanın bir sırası olmadığı için elemanları değiştiremeyiz. Ama eleman ekleyip çıkartabiliriz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Yine metodlarımızı kullanarak. X nokta mesela burada dediğim anda gördüğünüz gibi karşımıza metodlar geldi. Ne oldu burada? Mesela add dediğim şeyi metodu yazdım. Add dedikten sonra buraya şöyle bir bin sayısını giriyorum. Ve tekrar yazdığımda gördüğünüz gibi artık benim setimde 1000 de var. Bu şekilde şuradan yazdırdığımızda gördüğünüz gibi sırası değişiyor. Mesela 62 ile ORT'nin yeri değişti az önce. Ondan önce ORT buradaydı falan falan gibi. Bu şekilde ekleyebiliyoruz. Eklemenin yanında ayrıca çıkartabiliyoruz. Onu da şuradaki hop dediğimiz şeyle hop dedikten sonra şuraya gelip 5 dersek. Tabii pardon. Pop dediğimiz metodu kullanırsak buradan rastgele bir şey siler. Mesela şu an true'yu sildi gördüğünüz gibi. Pop dediğimiz şey böyle rastgele bir elemanı siliyor. Şuradan gelip remove dersek 5 dersek gördüğünüz gibi önce pop rastgele bir elemanı yani true'yu sildi şu an. Remove dedikten sonra ben 5'i belirttim ve 5'i sildim. Bu şekilde setlerde setlerin farkını da anlamış olduk. Setlerin farkı ise sırasız olmaları. Peki burada son bir data tipimiz daha var. Onlarsa dictionary. Dictionary nokta py dedik ve geldik. Burada dictionary'nin önce ne işe yaradığını bahsedeyim size. Dictionary dediğimiz şey fonksiyonlardan hatırlayacağınız üzere key value dediğimiz bir yapı vardı. Bu neydi? Biz key'i girince value değerini alıyorduk. Burada da işte dictionary'ler tam olarak bunun için olan bir data tipi. Şöyle dictionary'leri nasıl oluşturuyoruz peki? Ben şurada x diyorum yine. Ve dictionary'lerde aynı setlerde olduğu gibi süslü parantezle ayırıyoruz. Tabii bunun görünüşünün biraz daha güzel olması için şöyle ben genelde yazarken bir kere Enter'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi şöyle köşeli parantez ayırmış olsa da ben burada birden çok satıra yazabiliyorum. Bunu dictionary'lerde yapabiliyorum. Peki neden birden çok satırda olmasını istedim? İşte şimdi bunu göstereceğim. Şimdi örnek veriyorum. Ben burada kulüp diyorum. Ondan sonra bu benim key'im. Şimdi benim bu key'e bir de value vermem lazım. Onu nasıl yapıyorum? İki nokta koyuyorum. Kulüp dedikten sonra mesela buraya ORT diyorum. Alt satıra geldim. Tabii bundan sonra virgül koymam lazım. Virgül dedim bir sonraki elemanıma geçtim. Burada takım diyorum. Buraya robotik diyorum. Virgül koydum. İsim diyorum. Metehan. Şimdi burada artık biz dictionary'imizi oluşturmuş olduk. Dictionary'imiz 3 elemanlı. Birinci eleman kulüp ORT, ikinci eleman takım robotik, üçüncü eleman ise isim Metehan. Yani isim Metehan dememe bakmayın bu key.
Bu value yani biz aslında böyle karşılıklı kullanmak için. Mesela şurada ben artık birinin işte şeyini yazacağım. Böyle bir listem var. Kendime mesela kulübüm merak ediyorum. Buraya gelip print dedikten sonra x diyorum. Köşeli parantez diyorum. Köşeli parantezden sonra şuraya kulüp dediğimde gördüğünüz gibi ORT'yi alacağım. Ben buraya gelip kulüp dediğimde ORT'yi alıyorum. Yani aslında key'i giriyorum ve value'yi alıyorum. Bu şekilde çalışıyor. Şuraya gelip takım dersem, şuraya gelipse isim dersem, burada gördüğünüz gibi ORT, robotik ve metaform yazdırılıyor. Yani key'leri girince value'lar alıyorum. Aslında dictionary'lerinde olayı bu. Ve bunun için kullanılıyor Python'da da. Bu şekilde dictionary'lerde böyle bitirmiş olduk burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.